Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde belediyenin 31 Mart'taki yerel seçimlerden bugüne yaptıkları ve önceki dönemler masaya yatırıldı. Belediyeyi 11 milyar TL borçla devraldıklarını ifade eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Bir yakınınızı spor kulübünün başına, diğerini medya kurumunun başına getirirseniz buna değil belediye Karun hazinesi dayanmaz," dedi. Mansur Yavaş önceki dönemde bir firmanın piyasadan 1,5 TL'ye aldığı fidanları ASKİ'ye 15 TL'ye sattığını, bunların da çoğunun dikilmediğini belgeleriyle açıkladı. Bunun üzerine AKP'li meclis üyeleri Mansur Yavaş'ın üzerine yürüdü. Hep söylediğim bir şey vardı. Ankara Belediyesi'nde para da var, kaynak da. Ama siz halkın parasını önceliği olmayan, karşılığı olmayan yerlere harcarsanız, bir yakınınızı bir spor kulübünün başına, bir yakınınızı medya patronu yaparsanız, üçe yapılacak bir hizmeti 13 liraya mal eder, aradaki farkı hiç ederseniz, buna değil Ankara Belediyesi, Karun hazinesi dayanmaz. Biraz sonra bununla ilgili bazı belgeleri de sizlerle paylaşacağım. Bir firma, aynı firma, ismini vermeyeceğim, 9'a 4, 2015'te 1.50'den Karaçam fidan alıyor. Bunları bir ay sonra 14.90'dan ASKİ'ye satıyor. ASKİ bunları niye almış? Diyor ki bize diyor bunlar barajların kenarlarına dikeceğiz. Peki barajların kenarlarına dikilecek ama yapılan incelemede Orman Genel Müdürlüğü'nden bedelsiz alınabilirdi diyor bilir kişiler. Ve ayrıca Orman Genel Müdürlüğü'nden gelen yazıda bu ağaçları dikecek yer yok ki nereye dikeceksiniz diyor. Ve bu ağaçların birçoğu dikilmiyor arkadaşlar. Aynı firma ayrıca bir ileri geçin. Çok katlı otopark otomasyonunu aynı firma yapıyor. Bu da yapılır yapılmaz bir gün içinde araçlar varken göçüyor ve şu anda kullanılamaz durumda. Yine kaldırın onu, bir yüzme havuzu var, kullanılmıyor. ASKİ'nin binasının içerisine yapılmış, 3 milyon lira ona harcanmış. Gölbaşı Uçuş Okulu yapılmış, oraya da 1.8 milyon harcanmış. Yani şunu anlatmak istiyorum. Siz evleri su basarken veya depolar bu haldeyken bunlara para harcayamazsınız. Hep bunu anlatmak istiyoruz. Uçak ve helikopterler, bunlar da şu anda savcılıkta. ASKİ bütçesine zararı 42 milyon 324 bin. 42 milyonu neler yapılmaz? Belki de şu yapacağımız bütün asbestlerin ihalesinin yarısı yapılacak, yapılabilirdi. Yine 2014 yılında arkadaşlar 4 tane 1.9 milyon liraya biri zırhlı, 4 tane cip alınmış. Çok enteresan. Devam edin. Fatura bedeli 443 bin zırhlının, araç zırhlama bedeli 180 bin lira 2014 fiyatıyla ve bir de motoru patlatıyor, 127 bin lira ona harcanıyor. Devam edelim. Evet, demem o ki ASKİ bütçesi düzgün kullanılsaydı bu iddia ettiğimiz hani acil acil diye sürekli karşınıza geldiğimiz taleplerin hiçbirisine gelmemiş olacaktık.